Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3DS Max hoş geldiniz. Bu dersimizde artık örneğimize geçmeden önce, bitirme örneğimize geçmeden önce son göstermek istediğim birkaç tane özelliği göstermek istiyorum size. Yani gerçekten bir başlığı yok aslında dersin. Çünkü son aslında anlatamadığım, anlatmak istediğim her şeyi kenara yazdım. Onları biraz anlatacağım size. Ama genel olarak sahnemizdeki görsel ayarlarla ilgili veya genel olarak ayarlarla ilgili diyelim bir ders olacak son dersi ek olarak ilk olarak selection sets'ten bahsetmek istiyorum pardon şunu kapatayım evet selection sets'ten bahsetmek istiyorum selection sets arkadaşlar şurada göreceğiniz edit name selection sets veya create selection set başlığındaki iki komut aslında selection setler şu işe yarıyor aslında seçim presetleri veya seçim isimleri diyebiliriz. Yani bu tip bir isim verebiliriz. Daha önceden belli birkaç objeyi seçtiğimizde mesela daha önce aslında verdiğim örneğe mesela ortada bulunan bütün objeleri seçmek istiyorum diyelim. Kadrajım bir önceki dersten hatırlayacaksınız yakın objeler, orta objeler ve uzak objeler olarak bölmüştüm. Diyelim ki buradaki bütün yakın objeleri pardon özür dilerim orta objeleri seçip bir seçim kolayca seçeceğim tekrar seçmesi çok kolay olacak bir hale getirmek istiyorum. Orta objeleri seçtim ve bakın buraya Create Selection Sets'in içine orta objeler ismiyle yazdım. Bunu yaptıktan sonra gelip buradan orta objeleri seçerseniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz önce seçtiğim objeleri bir grup haline getirmiş oluyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani grup haline getiriyorum ve isim veriyorum gibi. Ve buradaki listeye koyuyor bunları ve o kolayca istediğimiz yere gelip seçebiliyoruz. Bu genellikle mesela diyelim ki buradaki bir objeyi, diyelim ki şu objeyi modelliyoruz tuzluk olsun sallıyorum o masanın üstündeki bir obje. Ee, herhangi bir şeylerle uğraşırken kolayca bakın buradan tuzluğu seç, izole et, zoomla ve üzerinde çalış. İşimiz bitti. Tekrar kameraya geri dön. İzolasyonu kapat ve tekrar render al gibi hızlıca e, bazı işlemleri yapmamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla ben bayağı kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer buradaki edit name, name selection sets'e tıklarsanız da burada orta objeler, tuzluk gibi isim verdiğimiz objeleri ve altında içinde neler olduğunu rahatça görebilirsiniz. Herhangi bir tanesi seçip delete'a basıp silebilirsiniz. Yeni bir tane oluşturabilirsiniz veya bir objeyi seçili bir objeyi başka bir gruba ekleyebilirsiniz. Böylece tuzlu seçtiğimde artık bu iki objeyi seçecektir. Aynı şekilde herhangi bir objeyi buradan eksiye basarak çıkarabiliriz. Zaten tahmin ediyorsunuz artık buradaki şekillerin ikonlarına. İlk ee, ilk olarak e, anlatmak istediğim buydu selection set. Bu e, benim genelde projelerde kullandığım bir e, olay ve size de e, tavsiye ederim. Yani daha karmaşık sahnelerde bunu kullanabilirsiniz. Aslında bir önceki derse eklemeyi unuttuğum bir şey olarak şu an bunu ekliyorum. İkinci olarak select and place komutundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi biraz toparlama dersi yapıyorum. Yani daha önce bahsedemediğim araçlar, biraz da yeni gelen şeyler. Select and place mesela e, eski Max'çilerin bilmediği bir komuttur. Çünkü ya da yani ben de hani Eskiden olmayan bir komut olduğu için söylüyorum. Ee, yeni gelen bir komut. Dolayısıyla ne işe yaradığını hemen göstereyim. Aslında çok güzel bir e, amaca hizmet ediyor. Ee, normalde bakın mesela bu objeyi ya da herhangi bir yeni bir obje oluşturuyorum. Diyelim ki masanın üstüne yeni bir obje koyacağız. Teapot'u şuraya oluşturdum. Şimdi bunu masanın üzerine taşımak için bakın buradan gözle bunu ayarlaması çok zordur ya. Tam olarak de, nerede içine mi giriyor? Mesela şu an ayarladığımı zannediyorum ama gördüğünüz gibi zoomladığımda içine girdiğini fark ediyorum. Dolayısıyla bunu çok daha kolay bir şekilde buraya yerleştirmek için select and place'ı kullanabilirim. Select and place bakın tuttuğum objeyi basılı tutup sürüklediğimde gördüğünüz gibi tut, yüzeyini tuttuğum yere dik olacak şekilde objeyi oraya yerleştirmeye yarıyor. Bunun için objenin pivot noktasını kullanıyor. Yani en altında tabanındaki bu merkez noktayı kullanıyor ve z ekseni yukarı gösterecek şekilde yerleştiriyor. Yani gelip bunu bakın bu teapotun üzerine yerleştirmeye çalışırsanız o yüzeydeki herhangi bir yere z eksenini dik yapmaya çalışıyor mouse'unuzun olduğu yere diyeyim daha doğrusu. Dolayısıyla alıp hemen çok kolayca masanın üzerine yerleştirebilirim ve zoom yaptığımda da artık içine girmediğini tam olarak masanın üstünde durduğunu görebilirsiniz. Yani bunun için endişelenmeye gerek yok gördüğünüz gibi. Peki ikinci e, bahsetmek istediğim konu, üçüncü diyeyim daha doğrusu e, buradaki bounding box görüş modu. Burada daha önce aslında görüş modlarından bahsetmiştik. Yani realistik dersek ışığı hesaplayarak o an daha gerçekçi bir şekilde sahneyi size göstermeye çalışıyor. Şu an biraz saçma yani gerçekçi bir şey görmüyorsunuz ama benim şu anki ekran kartı kullandığım makine ekran kartı bunu desteklemediği için biraz daha kötü görüyoruz ve biraz zaman verirseniz gördüğünüz gibi hesaplıyor. Ama ışıklar biraz fazla güçlü. Bu sahnede henüz render almadım. Ben muhtemelen hakikaten de fazla güçlü ışıklar. Dolayısıyla böyle kötü bir şey görüyoruz ama daha Nvidia ekran kartı özellikle makinelerde çok daha iyi bir sonuç alacaksınız. Veya ışıkların doğru bir şekilde ayarlandığı sahnelerde daha iyi sonuç alacaksınızdır. Bunu daha önce konuşmuştuk zaten. 2006 yapmıyorduk bu der, bu dersi işlerken. O yüzden yani şöyle hızlıca farklı şeyler görebilirsiniz. Hızlıca geçmek gerekirse. Consistent colors bütün objeleri tek bir renk olarak gösteriyor. Yine eğer Buradan ışıkları Default lights dönüştük daha iyi göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi objeleri tek bir renk olarak görebiliyorum. Komple teker renk olarak. Edit faces F4 Kısa yolunu hep sürekli kullanıyorduk zaten. Dolayısıyla F4'ün aslında uzun yolu. Aslında bahsetmek istedim size buradan birkaç tane daha göstereyim gerçi. İşte hidden line e, wireframe ama arkadaki çizgileri bize göstermiyor. E, wireframe bir önce bahsettiğim gibi tel kafes sistemi bir e, arkadaki çizgileri de bununla görebiliyorum. Yani e, hidden line'dan farkı bu. Neyse bounding box'tan ve clay'dan bahsetmek istiyordum aslında. Bounding box gördüğünüz gibi bütün objeleri birer kutu halinde gösteriyor. E, işte çevre kutusu diyeyim. Seçtiğinizde objenin hangisi olduğunu görebiliyorsunuz ama seçili değilse Obje sadece bir kutu olarak gözüküyor. Bu e, çok karmaşık sahnelerde bazen işte mesela geçen gün e, bir Uludağ'ın bir içinde çalışırken 200 milyon poligonlu mesela bir sahnede çalışıyordum. E, artık bir yerden sonra tabii grafik kartınız kaldırmadığı için bilgisayarınız çok yavaşlıyor ve işlem yapmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla hani herhangi bir obje seçilirken onun üzerinde sadece çalışmak için bütün objeleri bounding box göster diyebilirim. Veya bu objeyi izole ettikten sonra şeyde de dönelim. E, açmadan önce tekrar bounding box'a dönüp izolasyonu kaldırabilirim. Böylece hani çok ağır bir sahnede daha rahatça çalışabilirim. Bir de clay özelliğine bahsedeyim. Clay de bakın hiçbir şey malzemesi olmadan gördüğünüz gibi görmemizi sağlıyor. Bu kil renginde gösteriyor ki bu ışığı ve objenin formunu rahat görebildiğimiz bir renk olduğu için aslında ve üzerinde gördüğünüz gibi hafif bir yansıma var. Bu da objenin yüzeyindeki pürüzleri anlamak için bize çok yardımcı oluyor. Dolayısıyla clay modunu da arada bir kullanıyoruz modelleme yaparken. E, ee, stilli görünüşler de var bu arada. Yine yeni özelliklerle gelen. İşte grafit gördüğünüz gibi sanki çizilmiş gibi e, gösteriyor sahneye. İşte başka bir tane bakın. Mesela ink mürekkeple çizilmiş gibi gösteriyor. Gibi gibi bir sürü şey var. Bunları deneyebilirsiniz. Bunlar tabi daha e, artistik e, sonuçlar almak için. E, şimdilik şey daha, yani daha böyle işe yarayan şeyler yerine daha görsel olarak aslında e, bir tık katan şeyler Eee bir bahsetmek istediğim bir özellik daha, şuradaki Configure Viewports menüsü, artıya bastım bakın buradan ve Configure Viewports'a gittim veya Views'ın içinden sanırım yanlış hatırlamıyorsam, evet Viewport Configuration. Bu menü arkadaşlar birkaç tane ayar özellikle girip yaptığım çoğunlukla bir menü o yüzden size de göstermek istiyorum. Display Performance'ın altından Texture map çözünürlüğü öncelikle göstermek istediğim şey e, sahnede ref, bir e, obje referans alıp e, modelleme yapmak istediğinizde mesela işte atıyorum yakın zamanda yaptığımız bir işlerden bir tanesi. Mesela bunları sahneye atıp referans alarak modelleme yapmam gerekmişti e, bir işte. Hemen yani size örnek olarak bir oops. E, ön görünüş mesela bir plane çizdim diyelim ki ve buradan diyelim ki Türkiye milli, Forması, e, milli takım formasını modelleyeceğiz. Hakikaten e, şu an aslında render'da alıyorum bu işi. Bir yandan e, bu formayı modellemek istiyoruz farklı bir açıda farklı bir objenin üzerine oturtacağız farklı bir e, futbolcunun üzerine oturtacağız diyelim. E, öncelikle çözümü, yani bunu daha önce deface yaptığımız için hızlıca geçiyorum bir objeden referans almayı e, resimden referans almayı göstermiştim. E, sadece bir özellik göstermek istiyorum burada. E, neredeyse kare bir resimmiş. Biz de bunu kare yapalım. 300'e 300, e 300 diyelim ki. Evet, şimdi bu resmi zoomladığımda şunu görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmin çözünürlüğü çok iyi gözükmüyor. Eğer böyle çok küçük detaylar, işte bunun gibi kırışıklıkları falan iyi görmek istiyorsanız bu bizim işimize çok yarayacak. Veya buradaki dikiş izini mesela hiç göremiyorum bile nerede olduğunu. Dolayısıyla bunu tabii ki gerçekçi bir render almak için biliyorsunuz detaylı bir modelleme yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla eğer Viewport, configure Viewport'a girerseniz ve Display Performance'ın altından Texture Map Pixel Quality'yi yani çözünürlüğünü arttırırsanız diyelim ki Pardon 1000 dedim. 1000 piksele kadar göster. OK dediğimde buradaki texture'ın biraz daha kaliteli olduğunu görebilirsiniz. Bu gerçek hali hazırda da çok kaliteli bir texture değilmiş ama Size şöyle göstereyim. Diyelim ki 15 piksel yaptık, 128'e kadar düşürmüş, gördüğünüz gibi kaliteyi son derece düşürdü, eğer bunu arttırırsak, 1000 piksele çıkarırsak, OK dersek daha kaliteli bir şekilde görebiliriz. Yani özetle eğer yüksek çözünürlüklü bir referans resmimiz varsa bunu sahnede 512 pikselden daha çok görmek istiyorsanız mecburen bu ayarı yapmanız gerekiyor. Ee, Bunun muhakkak yani çok da sorulan bir e, olaydır, o yüzden de özellikle almak istedim. Belki derslerde daha önce denk gelmişizdir, bahsetmişimdir, tam hatırlamıyorum ama e, bahsetmedim diye hatırladığım için şu an size anlatmak istedim. Bir e, olay da şu şu an kullandığım makinede 2016 yüklü ama 2017 kullanmaya başladım ben. E, biliyorsunuz altta buleya bastığımda viewportları dörde e bölebiliyordum ve birden fazla viewport görebiliyordum. Fakat ben modelleme yaptıkça dikkat etmişsinizdir. Aslında ben çok da 4 viewport kullanmıyorum. Aslında tek bir viewportta model yapıyorum genel olarak. Dolayısıyla 2017'de şöyle bir hatayla karşılaştım. Yani mesela bu viewportta kamera görünüşüne geçerseniz C'ye basıp P'ye basıp perspektive geçtiğinizde sizi aynı viewportta tutmuyor. Gidip başka bir viewport atıyor. Perspektif olan başka bir viewport atıyor. Bunun dezavantajı yani sonuçta perspektive geçmiş oluyoruz bir problem yok ama bunun dezavantajı render'a bastığınızda bazen hmm. Bu viewport aktif olarak kaldığı için bunda render almaya devam ediyor. Bunu engellemek için ben genelde, yani iki tane yapabileceğiniz şey var aslında. Render Setup'ın içinde belli bir görüntüyü, yani kamera görüntüsünü mesela kilitleyebilirsiniz buradan almak için. Fakat bu da bazen 2017'de bug'lı olabiliyor, yani başka viewport'u kilitliyor yanlışlıkla. Dolayısıyla ben şöyle bir şey yapıp alışkanlık edindim, size de söylemek istiyorum. Yine Configure viewports'un içinde, zaten özelliği de göstermek istiyorum bir yandan, o yüzden de açıyorum aslında. Layout'un altında bakın. Gördüğünüz gibi farklı viewport yapıları seçebilirsiniz. Yani böyle bir şey işinize geliyorsa mesela özellikle o durumda böyle bir şey kullanabilirsiniz. Burayı mesela perspektif e ayarlayıp burayı front görünüş atıyorum ayarlayabilirsiniz. Böylece yani buraya mesela shaded yapalım. Burayı şuraya da shaded yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi mesela farklı bir bakış açısı edinebilirim. Layout edinebilirim. Ben genellikle burayı teke indiriyorum arkadaşlar. Tek viewport kullandığımda P'ye bassam da C'ye bassam da F'ye bassam da neye basarsam basayım. Aynı viewportta kalmaya devam ediyorum. Dolayısıyla aynı görüntüyü render almaya devam ediyorum. Ee, bu da bahsetmek istediğim konulardan biriydi. Hep bahsettikçe şuraya tık atıyorum o yüzden. Yazmışım hepsini de o yüzden. Ee, i̇ki tane daha ayardan bahsetmek istiyorum. Bunlar da Customize'ın içindeki Preferences'ın içinde arkadaşlar. Şimdi burası tabii ki gördüğünüz gibi inanılmaz fazla ayar var, tikler var, bir sürü bir sürü şeyler var. Fakat genellikle girip oynadığınız iki üç tane şey oluyor. Onları anlatacağım. Kalan merak ettiğiniz her şeyi Google'layın. Zaten Autodesk'in dokümanlarında bu şeyleri bulabilirsiniz. Özelliklerin hepsini bulabilirsiniz. Hiç unutmayın ki hiçbir derste bunların hiçbirinden bahsedilmeyecekti. Hiçbir tutorialda. Zaten çok sıkıcı bir tutorial olur ve sizin de yani sonuçta aklınızda da hiçbir şey kalmaz çünkü hepsi teorik şeyler. Genellikle bu tip şeyler işinize yaradıkça o an kullanarak öğrendiğiniz şeyler oluyor. Ben de hepsini öyle öğrendim. Öğrendiğim her şeyi. Bu arada bana sorsanız buradaki her şeyi ben de bilmiyorum. 10 yıldır Max kullanmama rağmen. Ama o an bir şeye ihtiyacım olduğunda nerede olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Yani genelde bu tip şeyleri hep öğrencilerime söylerim. Üniversitedeki derslerimde de. Başlıkları öğrenerek, ezberleyerek öğrenmeye çalışın. Ya da başlıkları öğrenerek ezberlemeye çalışın diyeyim. Çünkü mesela atıyorum, ay ayarlamak istediğim şey viewportlarla ilgili ise, yani gö görsel şuradaki görünüş, görüş penceresiyle ilgili ise buradadır muhtemelen gibi. Aslında size belli tüyolar veriyor. Ama dediğim gibi merak ettiğinizi açık bakın ama asla gidip tek tek okuyup da internetten bakmayın. Çünkü hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Unutacaksınızdır hepsini. Dedim ki bu tip şeyler ihtiyaç oldukça öğrenilen şeylerdir genelde. İki tane şeyden bahsetmek istiyorum özellikle. Biri Sin andu levelı. Bunu daha önce kesin söylemişimdir ama hani bu derste de değinilmeden geçme geçsen istemedim. E, Sin andu toplam olarak sahnede yapabileceğiniz geri alma sayısıdır arkadaşlar. Eee bazen e, bir yoldan gidip e, yanlış olduğumuzu fark edip geri dönmek isteyebiliyoruz. Ben Benim çok başıma geliyor. E, genellikle ben öğrencilerime ilk derste Max öğrettiğim öğrencilerime ilk, ilk derste muhakkak bu Scene Undo Level'ı 20'den 200'e çıkartırım. Çünkü e, şöyle bir sorunu var Tabii ki çok fazla RAM'de daha çok yer tutmaya başlıyor ama e, muhtemelen Max kullandığınız e, Max kullanıyorsanız bir makinede muhtemelen yeterince RAM'iniz vardır. Dolayısıyla bu e, 200'ü kaldıracak kadar RAM'iniz vardır. Yani 200 kere Ctrl Z'ye basabiliyorsunuz gibi düşünün. Ee, genellikle çok fayda oluyor. Bazen çok pişman olursunuz bunu bazen ayarlamadığınızda. Eğer e, şu ana kadar beni dinlediyseniz bu derse kadar zaten muhtemelen benim söylediklerime tam ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, eğer benim yolumdan gidiyorsanız benim e, stilimde e, bu işi öğreniyorsanız muhakkak bunu 200 yapın derim. Ee, birinci söyleyeceğim şey buydu. İkinci söyleyeceğim şey de arkadaşlar files'ın altında e, auto backup diye bir başlık var. Burada da bakın backup interval kaç dakikada bir 30 save yapacağını veya kaç tane 30 save yapacağını ve pardon kaç tane 30 save yapacağını sorduğu bir menü var. Bunlarla da çok fazla oynuyorum. Hatta üçüncü bir şey aklıma geldi bu arada. Onu da soracağım şimdi number of e, autoback files e, iç, e, bunu değiştirsek, biri de, e, şu da hatta ben bir yandan size de göstereyim burada neye nereye kaydettiğini. Eğer hiçbir şey değiştirmediyseniz, e, şey ayarlar yapıyorsanız, default ayarlarla çalışıyorsanız, e, Documents'ın içinde 3ds max diye bir klasör bulacaksınız. Bunun içinde de auto-back diye bir klasör bulacaksınız. Burada gördüğünüz gibi daha önce e, arada sahneyi hold ederseniz Ctrl H ile kaydetmek biliyorsunuz tutmadır. Eğer hold ederseniz buraya onları da kaydediyor gördüğünüz gibi. Ya da bazen crash'lerde yani Max'in göçtüğü zamanlarda recover dosyalarını buraya kaydediyor. Ama onun dışında bunları silersek eğer gördüğünüz gibi auto backup 1, 2, 3 ismiyle 3 tane dosya kaydetmiş. Bakın şu an saat 22.44 gördüğünüz gibi 22.43, 22.38 ve 22.33'te 5'er dakika arayla ki burada da bakın gördüğünüz gibi 5 dakika yazıyor. Bu dosyaları kaydetmiş. Dolayısıyla Tekrar geri gelelim. eğer buradaki 3 değerini değiştirseniz burada daha çok versiyonu kaydedecek. Bunun avantajı tabii ne daha çok versiyon kaydetmeli? Yani mesela 20 dakika önceki haline dönmek istiyorsunuz. Diyelim ki geçen save'de yaptığınız bir şey yüzünden max açılmıyor. Bu çok başıma gelen bir şey bu arada. Birebir bir örnek veriyorum size. Mesela diyelim ki bir sahneye bir kötü bir hazır obje import ettim ve o hazır objenin içindeki bir şey Max'in göçmesine neden oldu. Ee, ama mesela bir önceki save'inizde, kapınızda o obje hala sahnede. Dolayısıyla onu açtığınız anda e, Max göçüyor. Yani bu, hatta şöyle söyleyeyim, bu yüzden kaybettiğim, e, yarıda bırakmak zorunda kaldığım projeler bile oldu. Ve çok içime oturmuştu. Hatta yakın zamanda, zamanda kendime kişisel bir proje yaparken başıma geldi. Ee, şey, neydi dizinin adı? Marco Polo diye bir dizi var, belki duymuşsundur. Onu izlerken bir sahnede çok esinlenmiştim. Ee, çok gaza gelmiştim, onu modellemiyordum kendime ve bir anda e, maalesef kaybettim bütün e, sahneyi, çok üzülmüştüm. Ee, dolayısıyla hani mesela birkaç backup almak çok önemli çünkü o zaman 15 dakika önceye, 20 dakika önceye dönebiliyorsunuz. Ee, bir de şöyle bir tabii şey olabiliyor, iki tane max açık olabiliyor ki benim durumumda çok böyle oluyor çünkü bazen bir iş yaparken, onun renderini e beklerken başka bir işe bakıyor oluyorum e, bu yoğunlukta olduğumda. O zaman mesela bir, bir işi bir, bir işi kaydederse de en azından daha geri dönme şansınız oluyor. Dolayısıyla bu değeri arttırabilirsiniz. Dezavantajı ne, ne kadar çok arttırırsınız o kadar çok yer kaplıyor sonuçta burada. Şimdi şu an bu dosya 420 KB yani hiçbir şey kaplamıyor. Çünkü basit bir dosya bu aslında. Ama dediğim gibi mesela 200 milyon poligonlu bir sahnenin 1,5 GB kapladığını, 2 GB kapladığını görmüştüm. Dolayısıyla bunu 3'ten fazla yaptığımda bu sefer otobey sadece 10 GB yer ayırmak gerekiyor bazen öyle bir yer olmuyor hard diskinizde ki mesela bu bilgisayarda bakın bu bilgisayarda gördüğünüz gibi bir meke Windows kurulmuş bir bilgisayar bu dolayısıyla gördüğünüz gibi 123 GB sadece SSD drive var ve yani yerimde bitmek üzere gördüğünüz gibi bakın bir sürü ek hard disk kullanıyorum yani bunu kullanabilmek için dolayısıyla bunda öyle bir şansım olmuyor bunu arttıramıyorum. Eğer bu interval minutes arttırırsanız da e, kaç dakikada bir kaydedeceğini arttırabiliyorsunuz. Bu da bazen şöyle bir şey için gerekebiliyor. Diyelim ki o sahne yine çok kalabalık bir sahne ve kendi otobackup'ı mesela bir dakika e, pardon, save etmesi bir dakika sürebiliyor. Diyelim ki bir dakika save ediyor. Zaten 5 dakikada bir save ederse size geriye çalışmak için sadece 4 dakika kalıyor yani arada. Ve hani kaptırmış çalışırken bir dakika arada böyle beklemek çok soğutabiliyor. Dolayısıyla hani tatsız olabiliyor. Dolayısıyla bunu da bazen arttırıp... E, daha uzun zaten. 20 dakikada bir backup al diyebiliyorum ama şu an çok ağır bir sahne değilse özellikle yapmıyorum bunu. Son şimdi aklıma geldi bu arada göstermek istediğim şey de Compress save on, e, compress on Save. E, bu da şu anlama göre save ederken biraz daha uzun sürede save ediyor eğer bunu tiklerseniz. E, ve dosyayı açarken de biraz daha uzun bir zamanda açıyor. Ama save ederken dosyayı sıkıştırıyor biraz daha. Böylece e, kaydederken e, daha yani kaydedilmiş objeleriniz daha küçük oluyor buna tiklemediğiniz haline göre. Bu da tiklemek isteyebileceğiniz bir özellik. Ben bunu şeyde öğrendim mesela. Rebas diye bir online farm kullanıyordum. Şu an artık bir render server'ım var bu arada. Yakın zamanda aldım. Box diye bir markanın server server'ını aldım. Çok da memnunum bu arada. Servisleri de çok iyi. ama yani yakın zamana kadar bu render server'ım yokken online render etmekin gerekebiliyordu bazı objeleri. Rebas farm diye bir site kullanıyordum merak ederseniz yorumlarda yazarım adını bakarsınız. Ya da Rebas Farm diye ararsanız zaten çıkacaktır. mesela o şeye yollamadan önce buna basmak gerekiyordu. Çünkü hani daha düşük bir şekilde upload etmek için onu öneriyorlardı. dolayısıyla hani bu tip şeyler dediğim gibi yani gördüğünüz gibi yolda öğreniyorsunuz yani bir şey onu gerektiriyor ve onu öğreniyorsunuz. Bu da son bu derste anlatacağım şey olsun. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar yayın için. Şimdi artık bundan sonraki dersimizden itibaren bayağı final sahnemizi modellemeye başlayacağız. Yaklaşık tahminimce 5-6 ders veya belki 10 ders maksimum sürecektir diye düşünüyorum. Ondan sonra Max serimizi bitiriyoruz. Belki sona bir şey koyabilirim. Ya yani gerçek yok sona koymayacağım ama şey ders anlatırken bu bitirme ders anlatırken cloth'la ilgili yani bu yastık yapma yaparken kullanacağınız kumaş yapma komutlarıyla ilgili biraz bir şeyler anlatacağım ama onu resmi olarak anlatmıyorum. O konuyu daha ayrıntılı olarak farklı bir eğitim setinde size hazırlayacağım ama en azından işinize yarayacak kadar ikizseferlik bir azıcık anlatmayı düşünüyorum. Böylece Max serimizi bitireceğiz. Daha tabi biraz daha yolumuz var ama yaklaştık sona. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu arada bundan sonra da tabi Render serilerimizle ileri Max modelleri serilerimizle devam edeceğiz. Yani bu aslında sadece bu serinin sonu. Tekrar sağ olun dilediğiniz için buraya kadar dilediğiniz için. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuna kanalımıza yazılabilirsiniz. Yakınkampus.com'dan da sorularınızı sorabilirsiniz. Bu arada sizden ricam arkadaşlar biz sitedeki sorular aslında biz kendimiz yanıtlayalım diye öyle bir bölüm yapmadık. Aslında bir komünite oluşturup bu bir önceki webinarımda da belki görmüşsünüzdür. Amacım bir komünite oluşturup o soruları birbirimizi yanıtlamaktı. Yani ben benim sıkıştığım yerde ben de oraya bir soru sorabileyim. As amacım buydu. Ama pek öyle işlemiyor ve yani sizden ricam eğer yani şu an beni dinliyorsanız ve yani siz de bu ekibe, bu komüniteye bir katkıda bulunmak isterseniz. Çünkü hep beraber Türkiye'deki tradiciler olarak maalesef bilgi azlığından şikayet ediyoruz ama biz katmak için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben aslında bu siteyi bunu, bunu yapabilmek için başlattım. Yani bu e, birlikteliği oluşturabilmek için başlattım. Dolayısıyla hani beni dinleyen biraz daha bilgili Max'çi arkadaşı için konuşuyorum. Lütfen yakınkampus.com'a gidin ve bildiğiniz soruları yanıtlayın. Yani sizden ricam bu. Hani ben bu kadar, bakın emek veriyorum saat 11'e geliyor. Cuma günü bugün. Dışarı çıkmadım. Şu an ofiste video çekiyorum. Sizden de ricam lütfen bu sorulara olabildiğince bana destek olmanızı yanıt vermede. Böylece diyerek dersimizi bitirelim. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.